Ayhan Ömer efendim, New York'taki danışmanımız, avukatımız, sevgili Ayhan, bu yükümüz öğrenci işte. Öğrenciler durmuyor. Öğrencilerin VAP'ları var, dil okulları var, üniversiteleri var, ondan sonra liseleri, şunlar bunlar, her şeyleri var. Şimdi birkaç soru var aklımda. Ama ondan önce genellikle, şimdi Türkiye'den öğrenci vizesi alıp buraya gelenleri bir kenara koyalım. Onlar zaten oradan vizeyi alıyorlar, danışmanlık falan filan alıyorlar, buraya geliyorlar. Ama buraya geldikten sonraki aşamalar biraz değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, şimdi buraya gelen bir öğrenci bir yıllık vize aldı. Genellikle artık bir yıl veriyorlar Türkiye'den, daha uzun vermiyorlar. Bir yıllık bir vize aldı. Vizesi bitti ama okulu devam ediyor. Ne yapar? Mesela bundan başlayalım. Şimdi bahsettiğim durum aslında çok önemli. Çünkü genelde öğrencilerimiz işte vizeyi alıp Amerika'ya geldiklerinde tabii vize süresince seyahat edebiliyorlar. Yurt dışına çıkıp giriş yapabiliyorlar. Ama diyelim verdiğin örnekte bir yıllık vizesi varsa o bir yıllık vizesi süreye kadar okulda devam ettirdiği sürece burada kalmasına, seyahat etmesine bir problem yok. Evet. Ama o bir yıllık vize süresi geçtikten sonra da burada hala yasal kendileri kalabiliyorlar. Okullarına devam ettikleri sürece, programlarına devam ettirdikleri sürece, yani onlara verilen I-20 denilen sistemde, yani form I-20 formundaki okula ve zamanlamaya, programa uygun bir şekilde okula devam ediyorsalar, servis dedikleri sistemde yasal gözüküyorlar. Yasal gözüküyorlar için aynen burada kalabiliyorlar. Okula gidebiliyorlar. Okula gidebiliyorlar. Hiçbir sınırlama yok. Yani işte ben vizem bitti bir yıl ama hemen çıkmak zorunda mıyım? Yok. Okula devam ettiği sürece ister okul 3 ay daha devam etsin, 6 ay, ister 1 yıl, belki başka bir okula transfer olacak. Bütün bunları yapabiliyorlar. Önemli olan nokta okuldaki kalış sürelerini devam ettirmeleri, devamlıklarına dikkat etmeleri, derslerine dikkat etmeleri, eğitimlerini devam ettirmeleri. Bunları yaptıkları sürece burada kalmalarından hiçbir sakınca olmayacak. Sakınca olmayacak. Peki baba, öğrenci çalışabilir mi? Şimdi niye bunu soruyorum? Abi Türkiye'de dolar olmuş 5,5. Artık ülkeye para gelmek, biraz da ailemizden para gelmek zor oluyor. Öğrenciyiz, para ihtiyacımız var, çalışmamız lazım diyorlar. Mümkün mü öğrencinin çalışması? Çok güzel bir soru aslında bu. Çünkü gerçekten öğrencilerimizin devamlı merak ettiği, sorduğu sorular. Buradaki kural şu. Eğitim için geliyorsalar ancak eğitim yapacaklar. Yani çalışma izni vermiyor öğrenci vizesi almış olmak. Öğrenci vizesi alıyor diye kişi çalışabilirim. Şimdi ben öğrenci vizem var, okuluma gideyim, ben çalışayım. Bu mümkün değil. Bu sefer yasal olmayan yollara başvuruyorlar. Yasal olmayan yolları da tavsiye etmiyoruz. Tabii bu şu anlama gelmesin. Öğrenci olup çalışabilir mi kişiler? Bunun bir istisnası var, izin alabilirler. Yani çalışma izni, yani onların çalışabilmesine izin veren ihtimaller ya da programlar ya da durumlar, opsiyonlar da mümkün. Evet. Ama genel olarak kişi öğrenci olarak sadece buradaysa buraya okumaya geldin kardeşim. Gelmiş oluyor. Paranı da beyan ettim buraya gelirken geçim kaynağı olarak. Doğru. Çalışamazsın diyorlar. Doğru. Ama master'da bu biraz daha farklılaşıyor. CPT, OPT gibi opsiyonlar. Doğru mu? Çok doğru güzel. Şey aynen öyle. Aynen. Burada dil eğitimi sonrası öğrencilerin alacağı üniversite eğitimleri zamanında, yüksek eğitimde bazı okullarda programlar ki öğrencilere okul süresince CPT denilen, okul devam ederken çalışma imkanı veren bir fırsat veriyor. Yani 20 saat civarında bir çalışma izni veriyorsa hem eğitimini yapıyor hem çalışma imkanını sağlayıp kendi geliştirebiliyor alanda. Bir de okul sonrası programını tamamladıktan sonra da OPT verilen, genelde bir yıllık verilen bir çalışma izni bunu yapabilecek. Eğer bu öğrencilerimiz teknik öğrencilerse bu sefer sistem OPT verilen imkanlardan faydalanıp çok daha uzun bir süre burada çalışma imkanına sahip olacak. Benim bildiğim bilim dalı okuyanlar 3 yıl, 36 ay gibi bir süre oturma ve de çalışma izni alıyorlar. Doğru. Doğru. Onların işte benim demek istediğim oydu. Aynen öyle. En çok gelen soru. Abi ben turist vizesi aldım diye geliyor sorular. Amerika'ya geldim. Bana 6 ay duration verdiler. 6 ay burada turist olarak gezebilirsin, yiyip içebilirsin. Sonra da ülkeden dön kardeşim ya da nereye gidiyorsan çık ülkeden diyorlar ya. 3. ayında ben dedim ki ya arkadaş burası güzelmiş, iyiymiş. Ben burada okula başlayayım. Bir dil eğitimi alayım. Salladım şu anda dil okulundan. Dedim. Bu mümkün mü? Evet, bu mümkün bir durum. Burada olacak şey şu aslında. Diyelim senin bahsettiğin örnekte. Burada seyahat amacıyla gelmiş olan kişiler, vatandaşlar diyelim. Burada yaptılar, gezi amaçla bulundukları süreler geçti. Ondan sonra da eğitime başkalmak istediler. Dediğim gibi diyelim 3 ay geçtikten sonra dediler ki ben kabul gitme kararım vardı ama gitmeden şu eğitimi de alayım, gideyim dediğinde
O zaman göçmenlik dairesine statü değişikliği başvurusu yapabiliyorlar. Bu mümkün. Bu statü değişikliği başvuruları kişileri turist statülerinden çıkartıp öğrenci statüsüne geçmesine imkan sağlayan bir süreç oluyor. Bu mümkün bir durum tabii ki. O ama herhalde kısa sürede olmuyordur diye düşünüyorum. Statü değişiklikleri öyle kolay olan şeyler değil. Maalesef değil. Aslında iki durumunuz cevaplayıp sorunu ikiye bölüp bir evet maalesef süreç 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay en az bulabilecek süreçlere dönebiliyor kişi öğrencilerimiz için. Ya da statü değişikliği yapacak kişiler için. Daha kısa sürebiliyorsunuz. Daha kısa sürdüğü durumlar olabiliyor dönemden döneme ama uzun zaman olabiliyor. İkinci durum aslında zor dediğim nokta aslında evet önceden belki çok bu kadar zor değildi. Ama özellikle bu yeni Başkan Trump'ın yönetiminde 2 yıldır gerçekten bu statü değişikliklerinde kişilerin böyle statü değişikliğini kolay yapamayanların önlerini yani önlerine engel koymaya başladılar. Aslında şaşılacak bir durum. Neden? Amerika'nın gerçekten dünyadan aldığı öğrenci sayısı çok ciddi. Çok fazla. Yani Amerika gerçekten eğitimde dünyada belki en büyük payı elde eden, gelir elde eden bir ülke. Yani sırf UCLA, UCI, USC, ondan sonra işte Berkeley, akma Stanford, gelen akma bir sürü üniversite. Bunlar bütün dünyadan öğrenci alıyor. Tabii, milyonlarca bir yer. Çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Aynen, çok büyük sektörden bahsediyoruz. Gerçekten Amerikan ekonomisine öğrencilerin katkısı çok büyük. Aldıkları eğitim, eğitimin karşılığı, yaşadıkları yerin parası, işte yiyecek, ulaşım. Çok inanılmaz bir katkıları var yabancı öğrencilerin. Dolayısıyla aslında bu bizi biraz şaşırttı. Çünkü öğrencileri bile, yani öğrenci statüsüne çevirecek kişileri bile bu kadar çok zorlamalarını biz biraz anlamsız buluyoruz. Çünkü zaten bu kişiler en kısa sürede eğitime başlamak istiyorlar. Uzayınca eğitime hemen başlayamayabiliyorlar. Hadi bekliyorlar, bu problem değil, o sorun değil onlar için. İnsanlar kaçak göçek de değil, devlete başvuruyor ben bu statüye geçeceğim diye yani sonuçta. Aynen, şimdi hatırlarsan çok önceden bir ara biz seninle bir söyleşi yaptım, bizim sorularım vardı senin. Bu şeyle ilgiliydi o zaman, bu işte bu yeni yönetimle beraber göçmenlik konusunda ne tür değişiklikler oldu. Hatırlarsan şeyi konuşmuştuk. Evet. Ben demiştim yani değişiklikler sadece yasal olmayanlara değil, yasal olanlara karşı da çok ciddi değişiklikler geldi. Evet. Aslında bunun bunlardan bir tanesi. Yoksa kişi burada yasal statüsünü koruyorsa, ihlal etmiyorsa ve bunun statü değişikliğini yapması da çok zorlanmaması lazım. Suç işlemiş. Aynen, bir zarar yok, topluma bir zarar yok ve tam tersi faydası olacak, ekonomiye katkısı olacak bir duruma geçiyor. Eğitim için ödemeler yapacak ve bu kişilerin statü değişikliğini uzatıp yani zorlaştırarak bu işi zor hale getiriyorlar. Dolayısıyla 2 yıldır özellikle bizim gördüğümüz nokta öğrencilerin de yani öğrenciye geçiş yapanların hatta öğrenci statüsünü devam ettirenlerle ilgili çok ciddi değişiklikler getirdiler. Ve bu kişilerin o yüzden statü değişikliği yaparken çok hayal kırıklığına yol açtı. İşte bu başvuruyu kendi yapmaya çalışanlar ya da işte bir okula gitmişler, okulun oradaki danışmanı ben size yardım edeyim, dur yaparsınız. Ya da şu dedi, bu dedi, öyle dediğiyle yapmaya çalışıyor. Çok ciddi reddalan kişiler oldu şu 2 sene içinde. Dolayısıyla maalesef bu statü değişikliği noktalarında zorlanmış durumda. İmkansız bir durum yok. Statü değişiklikleri hala açık. Hani bu iptal edilmiş bir şey değil. Hani şöyle bir yasa yok. Hani kalkıp biz bunu iptal ettik. Kimse statü değişikliği yapamayacak diye bir durum yok şu an. Dolayısıyla statü değişikliği mümkün. Ama öğrencilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Çok dikkatli başvuru yaparken, dikkatli bir şekilde başvurularını yapmaları, hatta destek almaları, hukuksal destek almaları gerçekten onlar için çok faydalı olacak. Çünkü şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Ben geçen sene bir de bunu bahsetmiştim. Çünkü mesele önceden şu oluyordu İlker. Başvurdum, ret aldım. Tamam, ret aldım. Çıkabilirsin, atlıyordu. Çin gidiyordu. Çünkü bir problem yaşamıyordu. Ama şu an artık her şey değişiyor. Kişi red aldığı zaman şimdiki yeni yönetmeliklerle beraber ki yakında bunların uygulamalarını göreceğiz. Kişiye diyelim 30 gün verildiyse çok hemen zaman kaybetmeden kişi hala buradaysa sınır dışı sürecine sokacaklar. Dolayısıyla şimdi düşünün ki yani biri gelmiş burada genç gezmek amacıyla gelmiş. 3 ay sonrasında okumaya karar vermiş. 3. baktı aldım ben sınır dışı mahkemesindeyim diyor. Ya ben burada bir kalma niyetim yok ki. Ben sadece eğitimi yapıp geri gitmek istiyorum diyor. Ben bunu da yapacağım yani. Dolayısıyla bu tarz zorlukların oluşmaya başladığı için bu noktada ben özellikle takipçilerin de çok dikkatli olmasını istiyorum. Hani bir şey yapmasınlar. Yani baştan önlem almak, baştan gerekirse masraf yapmak bunlar kötü şeyler değil. Sizi çünkü daha sonra koruyor olacak. Ben şey örneğini sana vereyim konuya girmişken. Biz mesela hep onu derler. Türkiye'de biz avukatı
problem olduktan sonra buluruz. Hani başımız belaya girer, dur şimdi avukatı bulalım, buluruz. Amerika'da öyle değil. Evet. Amerika'da sen sorun yaşamadan avukatı tutuyorsun ki problem yaşanmasın. Hemen çözebilirsin diye. Problem yaşanmasın. Bu açıdan hani ben öncelikle öğrencilerimiz için bunu söylüyorum. Çünkü belli bir bütçeyle geliyorlar. Tabii o bütçeleri geliyor. Ya ben buradan kısayım, bunu harcamayayım. Ya yani bunu bir... O konularda sana gelen yardım olursa, selamını söylerse yardımcı ol baba yani. Yardımcı olmamazlık etme yani. Yok, biz elimizden geleni yaparız. Yani bir şey daha söyleyeceğim. Ben bir şey ekleyeyim buna, sen onu söyleyeceksin. Bizim öncelikle öğrencilerimize karşı her zaman şeyimiz var. Yani böyle bir hassasiyetimiz var. Sen de burada öğrenci. Biz de öğrenciydik. O yollardan geçtiğini bilmiyorsun yani. Aynen, bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Tabii senin selamına gelenlere daha da teşekkür ederiz. Eyvallah, teşekkür ederim. Aklıma takılan bir şey. Statü değişikliği için turistten F1 vizesi için başvurdu. Arada 6-7 ay 8 ay var dedik. Pending'de mi kalıyor bu kişi? Yani beklemede mi kalıyor? Aslında çok güzel bir nokta bu sorduğun soru. Çünkü bu da değişikliklerden bir tanesi. Heh. Şimdi bu bundan 1,5 yıl önce öyle değildi. Kişi aynen dediğin gibi oluyordu. Diyelim turist statüyle burada ayarlandı. Neyse öğrenciye başvurdu. Ve bekliyor artık. Evet. Eğer süreci var olan statüsü bitmeden içeri vermişse kaçağı düşmüyordu. Ya da yasal statüsünü kaybetmiyordu. Pending statüsünde kalıyordu. İsterse 6 ay sürsün, 8 ay, 1 yıl, 1,5 yıl sürsün, problem yoktu. Ama şu an öyle değil artık. Şu an kişinin kalabilmesi için, o pending statüsünde de görülebilmesi için alt statüsünde devam ettiriyor olması lazım. Aslında bu neye yol açıyor? Öğrencilerimiz biraz daha fazla para harcayacak anlamına geliyor. Hmm. Çünkü sadece artık ben öğrenciye başvurdum, tamam burada güvendeyim diyemeyecek. Peki, alt statüyle devam ettirmesi gerekiyor. Peki şöyle, 6 aylık 10 yıllık vizem var. Girişte 6 ay kalabilirsin diye damga vurmuşlar. Ben 5. ayda başvurdum. Salladım şu anda. 5. ayda karar verdim okul okuyacağım diye. 7 ay sürdü. Benim 1 ayım kalmıştı. O 6 ay ne olacak? İşte o 1 ay bitmeden 1-6 ay daha uzatmaya başvurması gerekecek. Öyle mi? Bu şekilde de devam edecek. Bu yasa geldi mi, gelecek mi? Geldi bu. Bu geldi ve 1,5 yılı çok kişi mağdur oldu bundan dolayı. Öyle mi? Dolayısıyla bu olan bir durum. Ve bunun zaten yapılan epey bir değişiklik var. Değişikliklerden bir tanesi de bu. Alt statüyü devam ettirmenizi istiyorlar. Aslında mantık olarak çok aykırı bir şey. Gerçekten aykırı bir şey. Bize, yani. Biz mesela bu olay yeni geçtiğinde biz anlatmakta zorlanıyorduk öğrencilerimize. Herhalde onlar da diyordu. Bu tüm Amerika için mi, New York için mi? Amerika. Tüm Amerika için. Çünkü her yerde aynı, Amerika'da her tarafında. Eyaletlere göre kanunlar değişiyor. O yüzden sordum ben. Bu federal bir şey olduğu için değişmiyor. Ki öğrenciler bunu anlamakta zorlanıyordu. Çünkü şu yönden de haklılar. Ya ben okumak istiyorken nasıl diyebilirim ki şimdi turist olarak almak istiyorum. Biraz mantıksız, maalesef mantıksız. Ama geçen yürürlükteki geçirilen durum bu şu an. Ve dolayısıyla buna da uyulması gerekiyor. Alt statüyü devam ettirmesi gerekecek öğrencilerimizin. Ta ki kararı alana kadar. Şimdi bir soru da VAT'çılardan. VAT, work and travel. Bizdeki adamın VAT. Abi ben VAT'cıyım diye geliyor sonra. Orada da çok sıkıntı yaşayanlar var. Statüde sorun yaşayanlar var. Yani böyle zaten çocuklar geliyorlar buraya, çalışacağız, kalacağız, okuyacağız falan filan diye ama bir şey de bilmiyorlar aslında. Bu work and travelcı arkadaşlar tavsiyeleri neler olabilir abi? Çünkü hem Türkiye'de hem de burada sorunlar yaşıyorlar bu konuyla ilgili. Ya yok, çok güzel bir konu. Aslında bu, ben her zaman şunu söylüyorum. VAT tarzı work and travel programlar çok değerli programlar bence. Ve bizim gençlerimizin de bu tip fırsatlardan faydalanıp buraya gelip yeni ortamı göre inanılmaz değerli bir şey bence. Dolayısıyla her zaman bu noktada biz tavsiye ediyoruz, yönlendiriyoruz öğrencilerimizin buna adım atmalarını. Ve diğer bir taraftan da dikkatli olmaları noktasında devamlı uyarıyoruz. Biliyorsun biz her pazar bu YouTube üzerinden canlı yayında takipçilerimizin sorularını cevaplıyoruz. Biz geçen dönemde de hatırlıyorum bu tip VAT'la ilgili bir durumda bu VAT hizmetleri veren bir kişi vardı. Onunla bu Work and Travel ile ilgili bizden rica etmişti. Epey bir takipçimiz var ve çok soruları vardı. Biz onunla bir ortak canlı yayın yapmıştık ve çok inanılmaz sorular gelmişti. Yani biz o zaman öğrencilerin hani neleri bilmediğini anlamıştık. Yani abi ben geldim işte orada indim diyelim. Ben oraya gitmesem olur mu programa? Ama şok olma, çok bunu yapan öğrencimiz de var. Yani geliyor, iniyor havaalanından. Ondan sonra ya diyor ben diyor işte arkadaşımla konuştum, yeğenimle, amcamla şeyle konuştum. Fikrimi değiştirdim, o resorta gitmeyeceğim. İşte New York'a gidiyorum diyor mesela. Tamam mı? Bir de zaten o resortla anlaşıp Türkiye'den ben burayı seçiyorum, burada çalışacağım deyip gelmiyor mu bu insan? Aynen öyle. Aynen. Çünkü burada ama neyi yol açmış oluyor?
mesela biz bu YouTube'da canlı yayında yaptığımız şeylerde bunları açıklamıştık. Ki ben burada da senin takipçiler için bunları açıklamak istedim. Biliyorum çok soru sorarlar var sana bu konuda. Dolayısıyla buradaki bizim Work and Travel'la gelecek öğrencilerimize tavsiyemiz şu. Kesinlikle programı uysunlar. Dolayısıyla dediğim gibi biraz önce zaten vizeyi alma amacı o. Gelecek bir döneminde işini çalışmasını yapacak. Diğer dönemde gezecek, Amerika'yı öğrenecek, kültürü öğrenecek. Dolayısıyla Amerika'ya adım attığı ilk günde, yani ilk günlerde yapacağı şey çalışacağı yerle irtibata geçip ben geldim, buradayım, programa başlayayım, hangi gün başlayayım diyecek ve bir şey çok önemli hemen yapacak. Hemen sosyal güvenlik numarasına başvurusunu yapacak. Çünkü o tip iş yerleri olabilecek ki sosyal güvenlik numaranı al biz seni öyle sokalım ödemeye diyecek. Dolayısıyla öğrencilerimiz 3-4 hafta falan sürebiliyor. Aynen. Bunun farkında değilse bir bakıyor ya Ayhan Bey ben diyor 1,5 ay geçti. Hala ödeme olamadım. Program bitiyor. Sosyal güvenlik numarası gelmedi. Ödeyecek. Social'ın yok. Nasıl ödesin? Sosyal güvenlik numarası gelmedi diyor. Ne yapacağız biz diyor. Dolayısıyla benim bu noktadaki Work and Travel öğrencilerime tavsiyemiz, öğrencilerimize, takipçilerimize, senin takipçilerine tavsiyemiz gelir gelmez hemen sosyal güvenlik numarası başvurusunu yapsınlar. Sosyal güvenlik ofisinden çok kolay onun yerini öğrenebilirler. Geldikleri yerdeki hemen internetten Social Security Office Locator'a bakacaklar. Pasaportumu girecekler. Aynen walk-in. İşte benim pasaportum, vizem, DS formu diyecekler. Onlara ben başvuru alıyorum. Randevu almanıza gerek yok. Bu işin yarım gününüzü, yarımdan biraz daha fazla gününüzü ayırın. Gidin sıraya girin, başvurun adresinize gelsin. Çünkü randevular uzak tarihlere veriyor. Aynen öyle. Aynen. Ondan sonra da iş yerine de ben başvurdum, buradayım, hangi gün başlayayım diyecekler. Ki bunu yapacaklar, sponsorlarını da bilgilendirecekler ki sonra bunlar şöyle bir durumla karşılaşmasınlar. 10 gün sonra bir duyuyorlar, iptal edilmiş statüleri. Çünkü sponsor firma diyor ki bu kişi geldi, 10 gündür ortada yok ve program yerine gitmemiş, biz bundan haberimiz yok, iptal ettik. Çünkü bazen e-mail falan atıyorlar bu çocuklara. Oradan da bir dönüş alamazsalar ve iptal ediyorlar. Hı. Benim bu noktadaki özellikle VAT takipçilerine senin tavsiyem olacak. Kesinlikle programı uysunlar. Geri gelmez adımlarını alsınlar. Son bir soru. Abi ben liseyi orada okuyabilir miyim? Abi ben üniversiteyi orada okuyabilir miyim? Abi ben üniversitenin devamını orada okuyabilir miyim gibi sorular geliyor. Ben Türkiye'de üniversite birinci sınıf bir öğrenciyim. Salladım şu anda. Burada geri kalan öğrenimi devam ettiği orada dondurup ya da buraya gelip yapabilir miyim? Liseyi burada okuyabilir miyim? Hangi yaşların anne babayla gelmesi lazım? Yani ebeveynlerle beraber gelmesi lazım. Bir bunları söyler misin abi? Söyleyeceğim. Diyorsun niye gülümsedim ben bu soruyu soruyorum. Şimdi gerçekten biliyorsun artık genç nesil çok akıllı. Bilgiye çok hızlı ulaşıyor. Ve biz böyle bazen bizim işte bu pazar günü yaptığımız YouTube canlı yayınlarında o kadar genç arkadaşlardan bazen şeyler geliyor ki ben şok oluyorum. Ama hoşuma da gidiyor. Çünkü ortaokula gidiyor. Ben liseyi okuyamıyorum. Kimsenin kendisi bu soruyu soruyor. Ben işte şu eyalette olmayı planlıyorum. Burada yapmak istiyorum. Şu amaçla gelmek istiyorum. Ve ben bunu diyorum aslında. Hani bu kadar genç yaşta oldum. Hani ben liseyi orada okumak istiyorum. Niyetim oluyor. Ben onun karşısından hoş geliyor da. O doğru. O doğru. Öyle ondan oluyor. Doğru. Ama aynı anda da hoşuma gidiyor çünkü gerçekten işte bilgi çağı o oluyor. Bir şeye ulaşma hızı bu oluyor. Tabii, yani. Dolayısıyla bu da benim hani sen belirttiğin için dikkatimi çeken şeyler olduğunda tabii biz ona göre yönlendirmeler yapıyoruz ama şöyle söyleyeyim ben bu durumda senin bu güzel soruna. Buradaki önemli olan nokta şu. Siz eğer buraya takipçiler diyelim eğer vatandaşlarımız, genç öğrencilerimiz buraya okumak için gelmek istiyorsalar öğrenci vizesi almaları gerekiyor. Öğrenci vizesi alabilmeleri için de burada gidecekleri okulun Amerika'daki aynen Amerika'daki seri sisteminde yer alan ve uluslararası öğrencilere kabul eden bir okul olması gerekiyor. Bu lise için de üniversite için de hepsi için geçerli. Alması gerekiyor. Hepsi için geçerli. Çünkü neden? Lisede şunla karşı karşıya kalacaklar. Devlet okulundan bunu alamayacaklar. Devlet okulu bu imkanı sağlamayacak onlara. Devlet okulu lokal buradakilere yapıyor aynen, eğitim. Yerel olan işte yaşayanlara oluyor. Dolayısıyla onlar özel okul bulmaları gerekecek. Şimdi özel lise bulacaklar. Özel liseden onlara IT'li sisteminden onay verilmesi lazım. Yalnız özel lise bazen pahalı olabiliyor burada. Dolayısıyla buna dikkat etmeleri gerekebilir. Ama o rakamları, bütçeyi kaldırabilecek öğrencilerimiz ise buradaki bir liseyle anlaşıp liseden IT'liyi alıp finansal durumlarını da gösterdikten sonra buraya gelip okuyabilirler. Ya da senin dediğin gibi üniversite birdeyim. Ben devam ediyorum ama oraya gelmek istiyorum. Öğrenci vizesi olarak gelebilir. Tabii
denklik noktası ayrı bir şey. Çünkü ben bu noktada öğrencilerimizden gelen soruları şunu diyorum hep. Orada yakmayayım, burada denklik alayım, devam edeyim. Olabilir. Bu noktada şuna dikkat etmeleri lazım. Bence önce artık Türkiye'deki üniversitesiyle görüşmesi lazım. Çünkü üniversitesinin belki anlaşmalı olduğu okullar olabilir. Evet, bazı okullar da var. Bazı okullar Türkiye'de artık açılmış durumda bunları yapıyorlar. Ama bir bakıyorlar Türkiye'deki üniversitenin buradaki kardeş üniversitesi anlaşma yaptığı bir üniversiteden program ya da bir yıllık iki bu tip böyle exchange'leri yapma imkanları olabilir. Bence bunu bir baksınlar. İkinci bir durumda buradaki üniversiteye bakıldığında, farz edelim o şey yok, kardeş anlaşma. Buradaki üniversiteyle görüştüğünde ve başvurduğunda da orada bir yıl okuduğunu, oradaki kredilerin burada sayılması için belli bir başvurusu yapması gerekebilir. Bunun belli kredileri geçirebilir buraya ve belli yanacak. Yanabilir ama bu şekilde üniversite arası geçiş yapabilir. Bütün olay buradaki üniversitenin o uluslararası öğrenciyi hem servis sistemi için kabul ediyor olması hem de programı için kabul ediyor olması. Çünkü ondan belli hükümleri isteyecektir, başvurular yapmasını isteyecektir. Ve o yeterlikle özgeçmiştir, puanlamasıdır, okul ortalamasıdır, İngilizce seviyesidir. Bütün bunlara uygun gördüğünde kabul edecektir öğrenci. Ve dolayısıyla bu tip üniversite geçişleri yapan öğrencilerimiz de çok var. Ve bu anlamda şey yapmak istemiyorlar. Oradaki bir yıl, iki yıllarını boşa harcamak istemiyorlar. Burada değerlendirmek istiyorlar. Çok da mantıklı bir adım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi pahalı olanlar var dedik. Pahalısı ucuzu fark etmez. Özel üniversitelerin hepsinin bir yıllık ücreti var. Yani kiminin bu kadar, kiminin bu kadar. O size kalmış tamamen ama hepsinin bir yıllık ücreti var. Aynen. Ve ben şunu da söylemek isterim. Gerçekten öğrencilerimizin bu tip arayışlarda olması, ülke dışında eğitim almak istemesi çok değerli. Evet. Yani kesinlikle bu hedeflerinden vazgeçmesinler. Amerika'da gerçekten şu an dünyadaki en iyi eğitim veren, özel eğitim anlamında çok ciddi kurumların olduğu bir ülke. O açıdan genel olarak süper bir eğitim ülkesi değil ama özelleşmiş bazı konularda ve de özelleşmiş bazı kurumlarda çok çok iyi eğitimler alıyor. Aynen öyle. Şimdi bir de tabii biliyorsun eğitim alanında dünyada kendi sayılır sokmuş durumda. Evet. İyi olabilir, çok başarılı olmayabilir ama bir şekilde onu iyi satıp o noktaya getirmiş durumdalar. CV'de de harika duruyor. Aynen. Ve dediğin gibi de belli özel noktalarda da çok başarılı hale, uzmanlık alanları ya da konular geliştirmesinde de çalışmalar yaptıkları için büyüme imkanları oluyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin kesinlikle bu hedeften vazgeçmemelerini, hani yerine getirmelerini faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelip burada kalmak isteyebilirler ya da Türkiye'ye dönmek isteyebilirler. Türkiye'ye çok büyük faydası olacak onlara bu eğitimin. Kesinlikle. Kapılar açacak. Aynen. Her şeyden önce dillerini geliştirmiş olacaklar. Çünkü İngilizce gerçekten bir dünya dili. İkincisi de buradan alacakları diplomadır, yüksek eğitimdir. Türkiye'de onlara çok daha faydalı büyük olacak. İşler yapmalarına faydası olacak. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Aydınlattın yine. Her zaman. Sağ olasın.